malzeme listemizi bekliyorum. Evet efendim, neler kullanıyoruz? 100 gram kuşbaşı et kullanıyoruz. 5 su bardağı et suyu kullanıyoruz. 1 adet kuru soğan, 1,5 su bardağı kırmızı mercimek, yarım su bardağı pirinç, 4 adet Charleston biber, 2 adet domates, 1 tutam maydanoz, 2 diş sarımsak, 1 adet taze limon, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber kullanıyoruz. Evet. Evet efendim. Merhem çorbamız için. Evet, malzemelerimizi güzelce bir şekilde saydıktan sonra sevgili izleyicilerimiz, şimdi biz reklam arasında ne yaptık? Mercimeğimizi zaten yıkamıştık, hazırlamıştık. Hemen ne yaptık? 1 su bardağı kadar suyumuzla beraber mercimeğimizi ocağa koyduk. O şimdi yavaş yavaş kaynıyor. Şöyle kaynarken hemen ne yapıyoruz? Biz de şöyle sevgili izleyicilerimiz, 1 adet soğanımızı alıyoruz. Mercimeğimiz kaynarken onları ufak ufak hemen şöyle bir doğrayalım soğanlarımızı. Ondan sonra ben size anlatacağım neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı. Şöyle ilk önce soğanlarımızı doğrayalım. Şöyle 1 adet soğanımızı gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, hemen ufak ufak doğruyoruz. Önce mercimeği ocağa koyuyoruz. Ondan sonra hemen soğanımızı peşinde doğruyoruz. Şöyle ufak ufak. Evet, şu kapağını kapatalım isterseniz. Daha güzel bir şekilde pişsin. Şöyle soğanımızı doğradıktan sonra tekrardan şöyle bıçağımızla da üstüne tekrar bir daha geçiş yapabiliriz. Soğanlarımız iri olmasın diye. Şimdi soğanlarımızı hemen doğradıktan sonra ne yapıyoruz? Mercimeğin içine soğanlarımızı ilave ediyoruz. Beraber güzelce bir şekilde kaynasın. Şöyle o kaynarken seyircilerimiz şöyle hemen 2 diş sarımsağımızı da aynı şekilde şöyle ufak ufak şöyle bir doğrayalım. Evet, çok az su koyduk bu arada. Öyle değil mi usta? Evet. Bu çok önemli çünkü. Bunu da vurgulayalım. Şimdi onları anlatacağız tamam. Nereye yaptığımızı sevgili. Şöyle hemen sarımsağımızı da sevgili içine ilave edelim. Ve tuzumuzu şöyle mercimeğimizin içine ilave edelim. Çabuk pişsin diye. Evet. Şöyle şimdi kapağını kapatabiliriz Ayşegül Hanım. Tamam. Şöyle bir karıştırdık efendim. Kapağını da kapattık. Güzel bir şekilde pişsin. Evet. Evet, şimdi neden merhem çorbası ve neler yapıyoruz? Evet, şimdi anlatalım. İlk önce neler yaptığımızı sevgili izleyicilerimiz size şimdi yavaş yavaş anlatalım. Şöyle bir suyumuzun altını kapatalım. Şimdi ilk önce sevgili izleyicilerimiz mercimeği güzelce bir şekilde yıkadık. Onu kenara koyduk. Suyun içinde biraz beklettik. Ondan sonra pirinçlerimizi yarım su bardağı kadar pirincimizi yıkadık. O da hazır bir şekilde. Ne yaptık? 100 gram etimizi tenceremize koyduk. Üzerine 6 su bardağı kadar suyumuzu ilave ettik. Evet, ve şöyle suyumuzu ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde onu kaynattık, haşladık diyelim. Onun suyunu kesinlikle israf etmeyeceğiz, onun suyunu kullanacağız. Şimdi yavaş yavaş suyu kaynarken biz de ne yaptık? İkinci bir tenceremizi koyduk. Tenceremizi ocağa koyduk. Mercimeğimizi içine ilave ettik. 1 su bardağı kadar suyumuzu içine ilave ettik, normal suyumuzu. Ve tuzumuzu verdik, soğanımızı, sarımsağımızı. Sıcak su. Evet, sıcak suyumuzu verdik. Şu anda onlar yavaş yavaş kaynıyor seviyicilerimiz. Şöyle kaynarken biz de ne yaptık? Soğanlarımızı, sarımsağımızı içine ilave ettik. Ve 4 adet biberimizi hemen alıyoruz. Şöyle. Doğruyu. Evet. Evet, ben de bu arada telefonumuza cevap veriyorum. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba Ayşegül Hanım. Hayırlı akşamlar. Durhan Bey mi? Evet, Duran. Duran mı, Durhan mı? Duran. Duran Bey, evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı uğurlu olsun. Çok... Abdullah Bey'e de hayırlı uğurlu olsun. Allah razı çok olsun, teşekkür çok ediyoruz teşekkür efendim. Ediyoruz. Şöyle ben teşekkür tutuyorum. Biraz şöyle kayabilir miyiz usta? Evet. Buhar böyle gözümün önünden geçiyor. Evet. Sizi dinliyoruz Duran Bey. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Aslında biz sizi şimdi dinlemiyoruz. Çoktan beri izliyoruz da. Evet. Ulaşamadık. Nasip kısmet bugüneymiş. Ben de açlıktan emekliyim kızım da. Oo, harika. Şimdi şöyle bir hemen mercimeği gösterelim sevgili. Ne kadar kısa bir sürede piştiğini şöyle sevgili izleyicilerimiz görsün diye. Gördüğünüz gibi çok fazla bir şey kullanmıyor sevgili izleyicilerimiz. Siz ne yapabilirsiniz? Böyle yarım saat bir şekilde hemen kaynatırsınız, pişmez. Kesinlikle öyle bir şey gerek yok. Sadece mercimeğinizi güzelce bir şekilde yıkayın. Yarım saat suyun içine bekletin. Onu tekrar süzün ve 1 su bardağı kadar suyunuzda hemen mercimeği ocağa koyuyorsunuz ve tuzunuzu da ilave ettiğiniz zaman mercimeğiniz bu kadar kısa bir sürede pişmiş olacak. Ve ondan sonra sevgili izleyicilerimiz, biz şöyle hemen tavuk suyumuz var. 6 su bardağı kadar tavuk suyumuzda, et suyumuzda şöyle içine dahil ediyoruz.
ve evet. Etimizi de şöyle bir kenara alalım. Onu güzelce bir şekilde içine ilave ettikten sonra sevgili izleyicilerimiz ne yapıyoruz? Şöyle. Oo, bol biber. Bol biber. 4 adet. Evet, biberimizi içine ilave ediyoruz. Şöyle hafiften karabiberimizi verelim. Onu karıştıran topaklaşmasın. Tane karabiber de kullanabiliriz. Ve hatta şöyle de içine ilave edebiliriz. O yeterli. Şöyle bir karabiberimizi de sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hemen içine ilave ettikten sonra şimdi de pirinçlerimizi yarım su bardağı kadar da pirincimizi şöyle içine dahil ediyoruz. Beraber güzelce bir şekilde kaynasın diye. Gördüğünüz gibi. Evet, evet. Malzemelerimiz bu kadar. Öyle değil mi usta? Bunlar şu an için kaynasın. Ben şimdi katacağımız. De, evet, domates de kullanacağım. Ve şöyle sevgili izleyicilerimiz ne yapabilirsiniz? Şöyle limonunuzu da içine ilave edebilirsiniz. Veyahut da şöyle sıkabilirsiniz de. İlave ederseniz daha güzel bir tat lezzet verecek. Veyahut da şöyle sıkabilirsiniz de. Evet, şöyle. Şöyle ustanın eline vuracaktım ki usta kaçtı. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz çorbamızı bir daha anlatalım neler yaptığımızı. Şöyle 2 tane de domatesimiz vardı. Ne yapıyorsunuz Ayşegül Hanım? Efendim bu çorba kaynadıkça... Elini de mi karıştırıyorsunuz? Ben onu anlamadım. Kaynadıkça böyle kaynıyor. Sıcak sıcak yakıyor, buharı da yakıyor haliyle. Bir ara dedim acaba dedim, elinle mi karıştırıyorsun ne evet, yapıyor diye. Galiba öyle. Evet, ama elimle karıştırıyorum. Elinizi içine soktunuz değil mi? Yok efendim, böyle sıçradı ya, parmağıma sıçradı. Çok evet. Kötü oldu ama sağlık olsun. Şöyle sevgilimiz tekrardan şöyle domatesimizi güzelce bir şekilde hemen dilimler halinde doğrayalım. Ondan sonra şöyle ufak ufak gördüğünüz gibi küçük küçük hemen doğrayalım. Önce ne yaptık? Mercimeği güzelce bir şekilde hemen tenceremize koyduk. Mercimeği koyduktan sonra tenceremize 1 su bardağı kadar suyumuzu içine ilave ettik. Mercimekler güzelce piştikten sonra sevgili izleyicilerimiz tuzumuzu ilave yapmıştık. Ondan sonra soğanımızı, sarımsağımızı içine ilave ediyoruz. Beraber pişime devam ediyor. Ondan sonra bizim 6 su bardağı kadar da et suyumuz vardı. Et suyumuzu içine ilave ettik. 1 yarım su bardağı kadar da pirincimizi içine ilave ettik. Kaynama devam ediyor. Ve 4 adet bizim sevgili izleyicilerimiz biberimiz vardı. Onları da ufak ufak doğradık. İçine ilave ettik. Kaynama devam ediyor. Ve şöyle hemen domateslerimizi de ufak ufak doğrayalım. Evet, şöyle. Şöyle domateslerimizi de küçük küçük doğradıktan sonra şöyle dokunabiliriz. Biraz daha küçültebiliriz çorbamızın içine. Hemen alıyoruz. Şöyle çorbamızın içine ilave ediyoruz. Evet, usta rendelesek nasıl olur? Ben biraz böyle rendese yapsam mesela. Rende de olabilir. Yapınca. Tabii ki olur, olur. Yani. Nasıl isterseniz. İsterseniz mikserle de çekebilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış. Ama böyle de yapabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde evet. Yapabilirsiniz. Karıştırdık onu da güzel bir şekilde. Krem çorbanız. Benim krem çorbam. Evet. Benim de merhem çorba. Değil mi? Merhem çorba, krem çorba. Şöyle 1-2 dakika daha kaynasın. Evet, kaynasın. Ondan sonra çorbamız hazır zaten. Efendim ana maddesi mercimek dedik zaten çorbamızın biliyorsunuz. Mercimek dedik ki özellikle kış aylarında içimizi ısıtan ama inanın kahvaltılara kadar böyle gelmiş artık böyle kahvaltılarda yerini alıyor. Dışarıda mesela bakıyoruz sabahları işte sıcak çorba bulunur diyorlar ya. O kadar da vitaminli, sağlıklı, lezzetli tabii ki. Mercimekle ilgili şunları söyleyebiliriz. Mercimekte yüksek oranda lif oranı lif var. Ve bu lif ne yapıyor efendim? Özellikle biliyorsunuz kan düzeyini yani kan şeker evet tabii. Şeker hastalarına çok iyi geliyor. İnsülin düşürdüğü için önerebiliriz şeker hastalarına. Benim bu söylediklerim bakın ben bir hekim veya bir doktor değilim ama uzmanlarımızın araştırmaları yavaş bunlar. Yavaş yavaş oluyorum diyorsun değil mi? Yavaş yavaş oluyorum tabii ki. Ondan sonra o şekilde tüketebilirler. İçerisinde yine bol demir var. Ondan sonra demir var ve evet usta bir an böyle bütün dikkatim dağıldı. Olabilirsin dedin ya. Evet. Beni doktor moduna sokma. Ben doktor değilim yani. Evet, şöyle limonları alabiliriz içinde. Demir var içerisinde. Kana iyi gelir diyeceğim. Böyle bir toparlayamadım kendimi bir an. O zaman bol bol limon tabii, yemen bol lazım. Bol bol limon yemem lazım. Için. Bir de yüksek oranda lif içerdiği için yine pekliğe karşı yani kabızda iyi geliyor. Bağırsaklarımızı çalıştırıyor. Efendim Allah korusun, Allah korusun diyoruz. Biraz da ne yapıyor tabii ki? Kanser riskimizi artırıyor. İçerisinde bulundurduğu vitaminler sebebiyle mercimeği de bol bol yiyeceğiz artık.
Şöyle evet. Güzel bir kaynatalım biraz daha. Şöyle güzel bir kaynasın. Siz onu yavaş hakikaten yavaş kaynattın. Ben merhem gibi oldu. Evet ve şunu da hatırlatalım. Kandaki yüksek kolesterolü düşürüyor. Kötü kolesterole karşı da iyi geliyor mercimek. Şöyle karıştırdıkça. Evet, bir telefonumuz varmış. Alo. İyi günler Ayşegül Hanım. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Almanya'dan arıyorsunuz. Evet, ben Almanya'dan arıyorum. Hoş geldiniz. Annemle portakallı keki verdiniz. Evet. Ama sonra geldim, yazamadım. Bir daha verebilir misiniz? Çok tabii harika ki. Görünüyordu. Tabii ki, tabii ki efendim. Var mı başka bir isteğiniz? Yok, teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Çok güzel mantar doldurdunuz. Diğer yemekleriniz de harikaydı. Seyrettim ama keki yazamadım. Tamam, inşallah onun şimdi tarifini ustamız sizlere versin, olur mu? İnşallah. Evet, Allah'a emanet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, şöyle ben tekrardan tarifi vereyim. Sevgili izleyicilerimiz neler kullanmıştı, malzemelerimizde neler vardı bir de anlatalım. Bir de hazır usta. Teşekkür ettim. Hemen merhemimizi. Evet. Şöyle ben iki tane tabak şöyle alalım çorbamızdan. Hani önünüze diyoruz sağlık. Ya, yarana merhem olacak. İnşallah bu da ne yapacak evet. Efendim? Bizlere merhem olacak kadar. Tüm izleyicilerimizin yarasına evet, merhem olacak. Merhem olacak kadar böyle sağlıklı ve evet. Güzel bir çorba oldu inşallah. İnşallah. Adını da şöyle, nereden alıyor tabii ki? Bir parça peçete alalım. Adını da efendim kıvamından alıyor. Şöyle kaşığımızla bir gösterse miydik usta? Gösterelim. Bakın böyle gayet kıvamlı oluyor. Şöyle bir peçetemizi alalım tenceremizin kenarından da. Biliyorsunuz kaynadıkça haliyle ne oluyor efendim? Etrafı sıçratabiliyor. Tencere hali, mutfak hali, haliyle. Evet, şöyle. Evet. Hemen hazırlandı gördüğünüz ellerinize gibi çorba. Ellerinize sağlık teşekkür usta. Şöyle alalım isterseniz. Evet, dereotu ile ve maydanozla süsledik. Bu güzel yemekleri huzurlu sofralarda ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla beraber afiyetle efendim yiyin, tüketin diyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Evet sevgili izleyicilerimiz yine güzel, bir yine güzel bir günün sonuna geldik. Aslında hiç bitmesini istemediğimiz bir gün. Ama yarın yine buradayız. Yarın yine sizlerin ekranında karşısındayız. Yarın görüşmek dileğiyle diyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Kalın sağlıcakla. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.